Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında eğim konusundaki eğim açısı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de aşağıda verilen doğruların eğim açılarını ve eğimlerini buldunuz demiş. Evet A şıkkında şöyle 30 derece tanjant 30 değil midir eğim açısı 30 derece x eksenine pozitif yönde yaptığı açıdır. Ve eğimi de nedir tanjant 30'dur tanjant 30 nedir şimdi 30 60 90 30 kere zaten elimizde var 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküçtür. Tanjant 30 1 bölü köküç değil midir? Evet 1 bölü köküçtür. Sonra şuna gelelim. Bu 45 derece. Eğim açısı 45 derece değil. X ekseninde pozitif yönde yaptığı açı yani 135 derecedir. E, sola yatık olduğunda x eksenine yaptığı açının dar açının tanjantına bakarız. E, 45, 45, 90 üçgeninde de 1, 1 ya burası. Tanjant 45'tir bu da. Tanjant 45'in eksilisi de daha doğrusu. Ya da tanjant 135'tir aslında da. Biz sola yatıksa hemen x eksenine yaptığı açının eksilisi diyoruz eksi tanjant 45'tir. O da eksi 1'e eşittir. Evet sonrakine bakalım. Burada 150 derece değil. X eksenine de yaptığı açıya bakacağız. Hop burası 30. 30 90 60. X eksenine yaptığı açı bak. Sağ yatık ya 60 derece. Evet eğim açısı 60 derece. Ya da şöyle bakarsın. Tanjant 60 Burası 60. 30'un karşı 1 ise 60'ın karşısı kök 3. Burası 2 ya. Tanjant 60 da kök 3 bölü 1'den eşit olacaktır? Kök 3'e eşit olacaktır. Evet. ABC açıkları bu şekilde bulduk. Geldik örnek 2'ye. Eğim açıları 30-45 derece olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan dar açı. Arkadaşlar eğim açısından bahsediyor. Dar açı değil bunlar dar açı. O zaman sağ yatık. Bu daha bir sağa yatık. Şöyle öbür doğrumuz nasıl? Biraz daha böyle daha şey. Yani x eksenine yaptığı açı biri 30 derece biri de 45 derece. E, i̇kisinin arasındaki açı burası değil mi? İki iç açı bir dış açı olduğundan burası 15 derece olur. Bizler işte bu iki doğrunun arasındaki dar açı isteniyor. Cevap 15 derece yapar. Geldik 3'e. Üçüncü soruda Eğimi kök 3 ve 1 olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan geniş açı istediyor. Eğim kök 3 ise tanjant alfa kök 3 eşitse alfa at, tanjant 60'ta da kök 3'tür. İstersen dik üçgeni çiz böyle 30 60 90 üçgeninde. 1 2 burası kök 3. Tanjant 60 kök 3 1 ya orada 60'ı yazarsın. Sonra 1 45 45 90 üçgeninde 1 1 kök mi arkadaşlar. Evet. Ta, tanjant beta eşittir 1 ise beta da böylelikle 45 derecedir. Şimdi 60 ile 45 derece. Evet, analitik düzlem çiziyorum. 60 derece ve 45 derece. Her ikisi de sağa yatık bir doğru olacak. Biri şöyle bir sağa yatık, biri de şöyle bir sağa yatık doğru. Geniş olan açısı 40, 60 derece, öbürü de 45 derece. Yazdık. İki iç açı bir dış açı olduğundan burası 15 oldu. İki doğru arasındaki açı bu 15. Ama iki doğru arasında burada da bir açı var. Yani burası soruluyor bize. O da 165 derece yapar. Yani örnek 3 165 çıkar. Geldik örnek 4'e. Orijinden geçen D1 ve D2 doğrularının eksenler oluşturduğu açılar bu şekilde verilmiş. Arkadaş 93 eşit parçaya bölmüş. O zaman burası 90 bölü 3'ten 30'ar derece mi yapıyor? Evet. Buna göre D1 doğrusu neyim açısı? D1'in neyim açısı? Şurası 30 derece. Doğru mu? Doğru. D2 doğrusu neyim açısı? D2 doğrusu neyim açısı da burası. Yani 60 derece. Doğru mu? Doğru. D2 doğrusu neyimi? D1 doğrusu neyimin iki katıdır? Hayır. Birinin neyimi? Tanjant 60 D2'nin. Öbürünün de iki tane tanjant 30'a eşit mi? Değildir. Niye? Tanjant 60 kök 3 eşit değildir. 2 tane tanjant 30. 1 bölü kök 3'e eşit değil gerçekten. Yani bu yanlış. O zaman cevap ne yaptı arkadaşım? 1 ve 2 yapar. Örnek 5'e geldik. Tepe açısı 40 derece ise o zaman 180'den 40 çıkart 2'ye böl 70-70 yapar buraları taban açıları. Ee, burada analitik düzlemde yerleştirilmiş. Buna göre diyor OA doğrusu neyim açısı? OA'nın neyim açısı kaç derece? Hop şurası 70 derece. Doğru mu? Doğru. AB'ye doğrusu neyim açısı? AB'nin neyim açısı? X eksenine yaptığı açı. Şurası 110 derece. Evet bu da doğru. AB kenarına ait yüksekliğin neyim açısı? 20 derecedir. AB'ye ait. AB'ye ait yükseklik çizdiğim zaman hocam 70-90 ise burası 20 yapar. Buradaki pozitif yönlü açısı kaç derece? 20 derece. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Yani örnek 5 böylelikle 1-2-3 yapar. Evet cevabı 1-2-3 şeklinde bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde tanjant ile eğim bulma testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.